Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda bootloader kilit nasıl açılır onları göstereceğim size. Hem cihazdan hem de bilgisayar üzerinden yapmamız gerekiyor. Bilgisayar olmadan bootloader kilidini açamıyoruz. Şimdi öncelikle hemen cihaz üzerinden ne yapılması gerekiyor onlardan başlayalım. Öncelikle bu işlemlere başlamadan Wi-Fi bağlıysa onu iptal ediyoruz. Hücresel veri kullanmalıyız. Bu kısmı unutmayın. Hücresel veri ile kilit açacağız. Mi hesabını ben cihazımızda kurulumu yaptım. Mi hesabımızı girmek zorundayız. Girdikten sonra ayarlar telefonu hakkında kısmına giriyoruz. Buradan tüm özellikler geliştirici seçeneklerini açmamız gerekiyor. Bu Mi sürümüne arda arda basıyoruz. Altta bize uyarı verdi. Artık bir geliştiricisiniz. Geri geliyoruz. Buradan ek ayarlardan geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Bu kısımdan geliştirici seçenekleri buradan OEM kilit açma bu kısmı açıyoruz. Etkinleştir diyoruz. Ondan sonra Mi kilit açma durumu. Hesabımızı cihaza eklemeliyiz. Gelen uyarıyı kabul ediyoruz. Hesap ve cihaz ekle kısmına dokunuyoruz. Evet, başarıyla eklendi. Daha sonra geri geliyoruz. Buradan USB hata ayıklamayı açıyoruz. Gelen uyarıyı da kabul edeceğiz. Şimdi bu hesap ekleme kısmında hata alırsanız arkadaşlar işte hesap eklenemedi, tekrar deneyin vesaire gibi. Tekrar hesabınızdan çıkış yapın. Telefonu kapatıp açın ve hesap bilgilerinizi tekrar girerek tekrar aynı işlemleri başlayın. Sorunsuzca hesap ilişkilendirebilirsiniz. USB hata ayıklamayı açtıktan sonra da cihazımızdan komple çıkıyoruz. Cihazımız olan işimiz şimdilik bitti. Şimdi yine video açıklamasına vereceğim. Xiaomi Tool versiyon 2. Bu programla kilit açma işlemine devam edeceğiz. Şimdi bu programı kuralım. Burada birkaç önemli husus var. Onları size göstereceğim. Kurulum esnasında. Bir tavsiye olarak cihazı yeni aldıysanız bu kilit açma işlemlerinden önce cihazınızda Android güncellemesi olur, sistem güncellemesi olur. Bütün güncellemelerinizi yapın. Ondan sonra bu işlemlere başlayın. Çünkü bootloader başvurusu yaptıktan sonra cihazınızda herhangi bir güncelleme işlemi yapmayın. Bu sürenizi uzatır. Şimdi bu kurulum ekranında bu kısım önemli arkadaşlar. Programı kurduğumuz zaman şu şekilde göstereyim. Bölge olarak China'yı seçin. Ya yani sadece bölge değişimi olacak. Yani herhangi bir Çin dili falan filan eklenmeyecek. Şimdi cihazımıza kablomuzu takalım. Şimdi bu şekilde taktık. Şimdi buradan şu kısımdan Facebook modu almıyoruz. Cihazımız açık diyelim. Şuradan da ekranımızı açalım. Şu şekilde göstereyim ben. Şimdi program işlemlere başlıyor. Buradan cihazımızı gördü. Şu şekilde bakın tamam deyin gelen uyarılara. Ondan sonra programdan select diyoruz. Şimdi kilit açma başvurusu yapıyoruz arkadaşlar. Bu programı kullanın. Sadece dediğim gibi program kurulum esnasında bölgeyi Çin olarak seçin. Şimdi kendi kendine cihazımızı Facebook modu aldı. İşlemler devam ediyor. Her ihtimale karşı muhakkak önemli resimleriniz, müzikleriniz, videolarınız varsa bunları her ihtimale karşı yedek alın mutlaka. Çünkü bu işlemde kilit açıldığı zaman cihazımız sıfırlanacak. Şimdi bu programda yan
fiziksel tuşları kullanarak tekrar cihazı başlayın diyor. Şu şekilde göstereyim ben size. Şu açma tuşuna bastığınız zaman reboot diyeceğiz. Reboot, tekrar sistem diyoruz. Buradan da OK tuşuna basalım. Şimdi bu menüden ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Biz kilit açma işlemini unlock bootloader diyoruz. Gerekli işlemleri program otomatik yapacak. Cihazı gördüğünüz gibi tekrar Facebook modu alacak. Bilgisayarda da USB 2.0 portunu kullanın. Intel işlemcili ve 64 bit PC olsun. Tekrar buradan Tray Again deyin. Tekrar bakalım. Şimdi buradan hesap girmemizi isteyecek. Mi hesabımızı. Cihazımızı Facebook moda aldı. Evet. Buradan ben videoyu bu aşamada durdurayım. Gerekli bilgileri giriş yaptıktan sonra devam edeceğim. Evet. Hesabımızı giriş yaptık. Şimdi şu şekilde gösteriyorum. Mi hesabımızı giriş yaptık. Evet. Devam diyoruz. Cihazımızın sıfırlanacağı hakkında uyarı veriyor. Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 gün. Yani 7 gün sonra cihazımızın açılacağını söyledi. Bakın burada gösteriyor. Şu kısımda. Haftaya bugün yine aynı saatte bu işlemleri tekrar yaptığımız zaman cihazımız kilidi açılmış olacak. Bu bekleme süre zarfında yapılmaması gerekenleri video açıklama kısmına yazacağım. Mutlaka arkadaşlar o kısımları okuyalım. Ki bir hafta sonra aynı işlemi yaptığınızda herhangi bir süre uzamasıyla karşılaşmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.